Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz arkadaşlar. Muhteşem bir video ile karşınızdayım. Çok heyecanlıyım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Luka Modric artık kadroma katabiliyor. Öncelikle özelliklerine bakalım. Top kontrol driblingi direkt gözüme çarpan özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Fasos da çok güzel olan bir oyuncu. Luka Modric duran topları iyi kullanan bir oyuncu. Zaten muhtemelen duran top kullandıracağım. Yani Hakan aynı takımda oynarsa Hakan'a kullandırırım ama yoksa Modric'e kullandırırız arkadaşlar. Boyundan dolayı 37 yaşında ama çok iyi bir oyuncu. 81 dayanıklılığı var hiç fena değil. Yükseltiriz arkadaşlar. Hızı yavaş hızlanması iyi en azından bir anda hani yön değiştirip hızlanabilir arkadaşlar. Ee, top kazanması falan orta seviye ama pas driblingi çok güzel arkadaşlar. O yüzden Luka Modric'i severek kullanacağıma inanıyorum. 88'lik bu oyuncu bu pas ve driblingi tabii şu anda 0 level 1 level haliyle böyle arkadaşlar. Bu çok daha fazla artacak. Ofansif farkının alın 82 olması da ileriye çıkabileceği anlamına geliyor. Ki benim için Luka modu için en çok anlam ifade ettiği nokta arkadaşlar takımım. Biliyorsunuz ben Real Madrid etkisi kullanan birisiyim. Arda Güler'i getirdim Real Madrid'den. Real Madrid'e e, çift takım etkisi için arkadaşlar yani seviyoruz Arda'yı ya gerçekten seviyoruz hani Arda'yı da forvet getirdim arkadaşlar Forvet lazımdı biliyorsunuz e, oyunun bir şekilde böyle e, temsilcisi olduğunuzda şey yaptığınızda arkadaşlar e, bunlara yapma yetkiniz şansınız olabiliyor şimdi 3 yıldız orta saha lazım olacak bize Biraz biraz pahalıya patlayacak arkadaşlar. Tüm paramı muhtemelen Modric ile bitireceğim ben. Rüdiger almıştım geçen videoda hatırlarsanız eğer. E, şu an Kim Mijay yerine koydum. 117'lik Kim Mijay yerine ama hani yapacak bir şey yok. İkinci değiştirelim. 5 tane değişik hakkımız var. Şimdi ben burada bir arkadaşlar e, Ben Tankur'u almıştım. Marketten bunu çekmiştim. Yani gelmiyor aynı oyuncu şansıma benim. 3 yıldız yapacağız. Burada bayağı bir kart harcayacağız arkadaşlar. Evet. E, kimi yiyelim arkadaşlar. El Nes yeri yiyelim. Tamam. şimdi Bir tane siyah moz kartı lazım iki yıldız yapacağız Arkadaşlar e, oraya kova koyacağız şimdi Bir de kendi kartı lazım işe bak 3 yıldız yani bak burada var ya Burada üç tane siyah kart bir gidiyor Tamam mı Bir de benden 5 tane daha siyah 8 tane siyah karta patlıyor modric Ben bir tane alayım modricten arkadaşlar kadromu koyayım sonrasında modric'e yıldız basma iş artık yani Buradan dükkandan yapabilir miyim bilmiyorum yani. Çok pahalı patlıyor arkadaşlar. Ama bir tane en azından içimiz bulunsun yani. Bernardo Silva'yı koyduk. 3 yıldız Mevusi'yi koyduk. 5 tane siyah kart. Allah'ım inşallah işe yaramaz siyah kartlarım vardır. Evet, yani ben Chilwell. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Biz Mendy'yi de yükselteceğiz. O yüzden sol bek isteyebilir. Kullanmayacağım. Bu olsun. Hadi Gaya'yı verelim. Zaten bir tane sol var. Kaleci belki yükselteriz. Kastes dursun. Zielinski'yi verelim e, Aker verelim. Şoboslay'ı verelim. Evet bu oyuncular zaten çok da oyuncular değil. Takası gerçekleştiriyoruz. Luka Modric takas alıyoruz. Haydi bakalım. Ve karşınızda Luka, Luka, Luka Modric. Çemşir YouTube takımına katıldı. Çok güzel olacak. Hemen maça gireceğiz arkadaşlar. Deneyeceğiz. Şu anda takım görmüş olduğunuz şekliyle bu şekilde arkadaşlar. E, yani Hakan Çalanoğlu'yu takımda tutmak çok istiyorum ben. Hakan'ı çok seviyorum arkadaşlar. Onu çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Ama takım etkisi kullanacaksak eğer e, takımdan kesmemiz de gerekiyor gibi ama neyse sorun değil. Şimdi siyah kart. Buradan e, bir tane stoperimizi şöyle yiyelim, geliştir diyelim arkadaşlar. Bir tane de o merkezi orta sayı istiyor. İnşallah vardır bende. Bakıyorum. Ha şu saçma oyuncu evet bugün verdi. Bak tam da bugün verdi şansa bakar mısın arkadaşlar yoksa merkez orta sahami yoktu geliştiremiyordum. Geliştir dedik. Ve Luka Modric'e görmüş olduğunuz gibi 94 yaptı. Yeteneklerini birazdan vereceğiz. Bir seviye atlatacağız. Çok param gidecek. Çok param gidecek. 38'in seviye için 480 bin euro istiyor. Hocam daha fazla basamıyor mu? Param mı kalmadı benim? 33 bin euro kalmış? 40 yapalım Allah için. Haydi o yetmiyor ki para yetmiyor arkadaşlar. 40 seviye yapamıyoruz. Adamı 102 yapacağız ama para yetmiyor. 33 bin gron kaldı. Şimdi e kadroyu bir inceleyelim. Kadroda kimler var? Karvali bozamam. Abraham yani Abraham falan da bir dakika bozsam acaba adamı 50 seviye yapmışım arkadaşlar. Çok para basmışım ben buraya ya. Yani Abraham'ı şu anda ne yazık kullanamıyorum arkadaşlar. Gerekirse ileride basarız zaten. Çok da önemli değil. Bu sezonki kartına çekmeyeceğim Abraham'ın muhtemelen kardeşimiz satacağız yani. Bizim şu an takımımızda Abraham gibi bir oyuncuya yer yok. Bakın kötü bir oyuncu değil. Ben çok övdüm Abraham'ı ama takımımda yer yok arkadaşlar Abraham gibi bir adama. Modric şöyle bir 40 seviye yapalım. Evet 102'lik bir oyuncu oldu Luka Modric. Şimdi gelelim gel gelelim. Kadroya bir alalım Modric'i. Aslında mantıklı olan arkadaşlar burada ee, nedir diye bakıyorum. Bu diziliş değil. Bir kere bu dizilişi bir değiştirmemiz lazım. 4 defanslı şöyle 3 e, orta sahalı, 3 forvetli bu olmaz. Bu belki olabilir. Evet. Arda sağda oynuyor musun kankan? Ya sen muhteşem bir detaysın kardeşim benim ya. Sarı oynuyorsun ama değil mi? E tamam bu adam solda sağda sarı oynuyormuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arda ofans fortsa da oynayabilen bir oyuncu. Solda sağda sarı oynuyormuş Arda. Sorun yok. Ee, ama zaten şöyle de yapabiliriz. Arda'yı Santrafor'a koyarız tamam mı? Vinicius'u sola koyarız. Valverde'yi sağa, sağa koyarız. Anladın mı hocam? Sonra buradan Luka Modric çekeriz. Tabii ki o kardeşimizi şöyle kimin yerine alsak takımda? Alvarez'i. Alvarez, Alvarez Mbappé'yi görüyorum. Tonali'yi görüyorum. Yani şimdilik sanki... Alvarez'in yerine girmesi mantıklı gibi. Evet. Bellingham var. Bellingham kaldı. da koyarsam dördüncü seviye olacak arkadaşlar. da koyarsam dördüncü seviye olacak. Öyle yapacağımızı Carval oynatalım ya. Carval oynasın bakalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dördüncü seviye Real Madrid etkisini sağlamış olduk. Bellingham'ı da ben ilk e, ilk 11'e koyarsam Aynı zamanda taş da koyarsam 5'in seviye zorlayamıyormuşum arkadaşlar. Evet. 5'in seviye olmuyormuş. O yüzden Rodri'yi tekrardan alalım. Hakan da şöyle koyalım arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Sağda Carval oynayacak. Yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde takımımızı full böyle Real Madrid'li bir oyun oynayacağız. Bakın Real Madrid etkisi. Bir dakika bir de, bir de size etkiyi göstereyim arkadaşlar. Ne tür bir etki sağladığını görün. Bakın şimdi burada e, 4. seviye Real Madrid etkisinde e, artı 90 gem veriyor tüm Realli oyunculara artı 2 uzun pas Artı 1 top kontrolü e, kontrol atak yapınca Sağdaki tüm oyunculara 8 dakika boyunca Artı 4 hız artı 2 ofansif Farkındalık güçlendirme Her 25 dakikada bir geçleştiriyor Maçın e, yaklaşık olarak 3'te 1'i biri, 4'te 1'inde bu etkiyi Biz elde edeceğiz hocam O bilgiyi de size vereyim Taktikler bölümünde de kontrol atak Yüksek merkez şunu normal yapalım Tamam Art Dereceli de maçımıza girebiliriz legend 1'de. de haydi bakalım Luka Modric'i merak ediyorum nasıl oynayacak Hakan kardeşimiz kardeşimizle Luka kardeşimiz efsane işler yapacak gibi hocam İyi top dağıtacaklar diye düşünüyorum 120 küsürlük OnePurse ile 120'ye yakın Overload olan O <laughs> simeni kestik hocam video için e, Yani yapacak şey yok. ben muhtemelen 3. seviye etkiyle arkadaşlar oynayacağım Oyunu ve 4-1-2-1-2 dizilişiyle oynarsam sanırım. O hani Bellingham'ı da işin içine sokarsam. E, burayı dörtlersem arkadaşlar. E, o etkiyi kullanırım diye düşündüm. Evet Mr. Strange diye birisi geldi arkadaşlar. Kendisi oyunda genelde top 3'te bulunan bir oyuncu. Yani dünyanın şu anda en iyi 3 oyuncusundan bir tanesi gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla oynuyor. O detayı da vereyim. E, yani çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Kardeşimizin sadece çok fazla oynuyor iyi oynuyor ama çok iyi değil yani. Göreceğiz bakalım. Videoda değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Onda da Vinicius Junior var. Bayağı yüksek de bir Vinicius Junior var. Haydi bakalım hemşire YouTube. Haydi bakalım. Arkadaşlar haftaya güncelleme geliyor. Biliyorsunuz şu anda bir kasma donma söz konusu. Tam efektif bir şekilde oyun oynayamıyoruz ama haftaya gelen güncellemeli inşallah çok daha iyi oynayacağız. Verdi pasını Arda Güler. Çok güzel başladık maça. Arda Güler Vinicius'un verdi o pası. Hocam inanılmaz ya. Gerçekten Arda hemen maçın başında golü buldurdu bize. Dediğim gibi bu adam şu anda arkadaşlar tapuştu olması lazım. Hala hayvan gibi oynuyorsa muhtemelen tapuştu. Arda Güler sol ayağıyla muhteşem bırakmış. Vinicius Junior'ın pasında. Arkadaşlar haftaya ki güncellemenin detayları kanalımda var. Ee, yeni yüzler geliyor. Yeni çalım geliyor. Yeni o, e, oynanış güncellemesi geliyor. Hepsi arkadaşlar dediğim gibi kanalımda mevcut. Oradan inceleyebilirsiniz. Arda Güler Verdi pasını Vinicius'a geçmedi. Mendy alır mıyız? Aldık ama kaybettik. Kötü de kaybettik. Pas gelebilir. Orta gelecek gibi. Evet orta gelecek gibi yok. Messi ile geldi. Mbappe'ye denedi. Mbappe o kadar iyi kafa vurabilen bir oyuncu değil arkadaşlar. Yani yok öyle tavsiye edemeyeceğim. Arda çok güzel verdi dağıttı. Modric, Vinicius hızlanması çok iyi olan bir oyuncu. Vinicius Ortası Valverde indirir. Hakan. Vurup vallahi inletebilir de. Olmadı. Şimdi Valverde. Robertson geldi aldı. Sonra tekrardan birbirlerine top, topu iade ettiler arkadaşlar. Karvali çok sevmiyorum arkadaşlar ya. Gerçekten Real Madrid'e daha iyi bir bek lazım. Oyun için özellikle. Gerçekte iyi. Ama oyunda sevmiyorum arkadaşlar Karvali ya. Yani çok defansif oyuncu. Çok zayıf bir oyuncu. Çok fiziksiz oyunda. Yani bu adam eskiden iyi yapıyorlar. Tabii yaşlanınca böyle oldu arkadaşlar. Defansif olarak zayıf görüyorlar oyuncuyu. i̇leriye daha çok çıkan bir oyuncu. İlerideki özellikleri falan iyi ama hani ofans özellikleri iyi ama defansif olarak zayıf. Modric Hakan'a çıktı. Bir gün Modric ile Hakan'ı bir arada görmek nasip olur mu diyecektim. Adamın 30 küsür yaşında oldu aklıma geldi arkadaşlar. <laughs> Modric. Evet Arda Modric'e. Modric abisini güzel bıraktı. Vinicius bindir kanka kanatta Mendy. Çok güzel bindirdi. Modric'in koşusunu gördük. Luka Modric yerden dönen top. Valverde. Valverde. İçeriye bırakmak istedi. Hakan Çalanoğlu. Kaleci. Mr. Strange'in kalesini bomba altına aldık arkadaşlar. Evet kornerleri ayarlamayı unuttum yine her zamanki gibi. O zaman kısa korner kullanacağız. Şu şekilde. Carvajal aldı topu. Carvajal verdi pasını Luka Modric'e. Modric vurdu. Carvajal şimdi. Carvajal çekti. Ortasını yaptı. Abi içeride kafa vuracak güçlü boyucu da yok. Modric'e geliyordu. Vuracaktım. Kestiler. Bakıyorum şöyle yukarıya doğru oynadım. Valler de indirir. Carvajal. Orta sahaya verdi. Hakan. Pası çok güzel. Vinicius bıraktı Valverde. Arkadaşlar oyuncuların hepsi fiziksiz ama hepsi de driblingi güzel oyuncular biliyor musunuz? O yüzden top, topu iyi tutuyor takım yani. Orta sahalarım çok güçlü şu anda. Hani Rodri geride kalıyor. işini yapıyor. Görevini yapıyor. Diğerleri de full top dağıtıyor. Kanattaki oyuncular da olsun. Orta sahadaki oyuncular da olsun. Driblingi çok yüksek ve pas seviyesi yüksek oyuncular. O yüzden hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Top dağıtırken arkadaşlar. Hani fiziksiz kaldığımız için sürekli top dağıtmamız gerekiyor. Ve bu adamlar bu görevi üstleniyorlar. Arkadaşlar, muhtemelen videoda fark ettiniz bunu. <laughs> Yorumada yazmışsınızdır ben Modrić'e artı özelliklerini vermeyi unuttum. Şu an adam sıfır gibi. <laughs> Boşa oynuyor yani, zayıf oynuyor. <laughs> Mod için artı özelliklerini vermeyi unuttuk. Özelliklerine bakmayı unuttuk. Videodan sonra bakalım arkadaşlar. Ona rağmen yani Modrić fena değil. Ben diyorum bu adam niye yoruldu? Biz buna hiç dayanıklı basmadık ben orta saha oynattığım oyuncular dayanıklılık basarım arkadaşlar? Diğer özellikleri varsın. Şeyle gelişsin diye düşünürüm yani. Hani level gelişsin diye düşünürüm. Tabii ki bütün özelliklerin hepsi kondisyona basmam ama kısa korner Vinicius Junior Vinicius rakip mal edecek o ya. Aslında verecek. Çok güzel pas Valverde içeriye bıraktı. Arda'sı Arda'ya bıraktı. Arda kardeşine ama olmadı. Mbappe. Şimdi rakip hızlı çıkmaya çalışıyor. Pas gelebilir. Tekrar alabilir. Modric. Aslanım benim ya. Yaşlı kurt ya. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl kat topu. Şimdi Vinicius oynayalım. Yetişir mi? Rudiger'dan yerden aldı bile o topu. Bir orta gelsin. Valverde. Lan kafayı vuramadı. Alır ama alır. Valverde alır o topu. Karvahal bıraktı. Hakan Çalanoğlu. Hakan pası. Valverde. Valverde ceza sahası içine çeviremedi. Hocam çeviremedi. Neyse. Evet. Değişik yapsak mı arkadaşlar? Bakalım şöyle. Bir değişik yapabiliriz. Şuraya vampörsü alalım. Ee, diğer kanada da o simeli çekelim. Yani şöyle. Hiç yoktan bir tanesi olmayan pozisyonda oynasın. tam bir de tonali alalım madem yoruldu. Diğer oyuncular dursun. Hakan Modric'i pek Arda'yı çıkartasım gelmiyor arkadaşlar. Şu an size göstermek istedim oyuncular. Hani onlarla oynamak istedim oyuncular bunlar. O yüzden pek çıkartasım gelmiyor. Arkadaşlar kanala hala abone değilseniz bildirimleri açmayacaksanız açın. Valla elimden geldiğince farklı içerikler çekmeye çalışıyorum arkadaşlar da. işte Total Futbol'da çekecek bir şey de bırakmadık yani. Ama siz izlemekten keyif alıyorsanız sorun yok. Victor. Ah be. Ya gol yemeyelim şu maçta da. Abi biliyorsunuz arkadaşlar Total Futbol'da her şey anlık yani. Adama bile yenilebiliriz yani. O yüzden bir gol daha atmamız lazım. Ya o simen be. Olsun. Vampir çok iyi bir oyuncu arkadaşlar ya. Vallahi Real Madrid etkisini düşünemeyeceğiniz bir oyuncu yani ama yani bu aralar sardık yani Real'e. Real'le devam ediyoruz. Keşke şöyle Real mod taş gibi bir forvet gelse de inşallah Arda ileride o taş gibi forvet olacak inanıyorum ama şu anda tabii ki kartı belli bir düzeyde. Yine 85'lik kart fena değil arkadaşlar. En az da kadroda yer verebiliyoruz oyuncu. Yedekten falan sokabiliyorum yani. Bir de geliştiremedim ona rağmen. Abi çok kötü bir yerden fal ya. Adam yazar mı yazar. Belli olmaz. Aha yerde yatan oyuncu var. Aha vallahi yazamadı. Hakan bas kankam. Trent içeri Osimhen var. Eyvah. Çok güzelsin pop. Oynayacağız şöyle hızlı bir şekilde Vampurs'e. Vampurs indirirsin ya. Güzel. Modric Vampurs'e verdi. Ters kanatta Arda'yı gördüm. Çok güzel. O da Van Persie'ye. indirdi. O Simen. O Simen. Dönemedik ya. Beklediğim kadar seri dönemedi. Şimdi Modric aldı. Van bıraktı O Simen'e. O Simen. Adam benim dönüşlerimi tahmin edebiliyor. O kaleye şu. Muhammed Salah. Dikkatli olmamız lazım. Alır mı topu? Mendy ileriye kadar geldi al topu. Van verdi kaçtı. Osimene, Osimen, Van <laughs> Rüdiger. Evet arkadaşlar bizde Rüdiger de Rüdiger'de yeni. Bu arada Rüdiger de denemiş oluyoruz. Biliyorsun ben Kim Min oynatıyordum. Rüdiger çıkmıyordu bana. Ama hani Rüdiger'den de şu ana kadar memnunum. Tabi boyunca daha fazla yükseltmem lazım. Kim Min arkadaşlar kaç gümüş yıldız yaptım. Eyvahlar olsun. Hayır ya abi şaka mısın ya? Sok belingimi. İşte bundan nefret ediyorum arkadaşlar. 88'de yedik ya. Bir de şu heriften yedik. Daha ciddi daha iyi oynamam lazım. Bir de bana gol izletiyor. Geri zekalı. Harbiden geri zekalı ya. Yani i̇zliyorsan da harbi geri zekalsın kardeşim. Ki izliyordur beni muhtemelen. Biliyorsunuz arkadaşlar. Total Futbol Türkiye. Instagram sayfası bana ait. Tüm Araplar ve globalde oynayanlar beni takip ediyorlar. İnanın şu an Türk takipçiden daha çok yabancı takipçim var. Hani bu herif de beni biliyordur. izliyordur videolarımı. Geri alsın kardeşim. <laughs> İnşallah yeneriz seni. Bakalım. İkinci araya daha ciddi çıkacağız arkadaşlar. Ee, Darwin Nunez değişikliği yapacağız. Aynen. Daha ciddi, daha temkinli. Hakan ben 90 dakika ve uzatmaları da oynatıyorum. Hakan o kadar etkilenmiyor yorgunluktan. Zaten Hakan'ın bende oynama amacı farklı. Ya Karval çok geçiriyorsun ya. Değer misin bilmiyorum. 4 yıldıza değer misin? Bilemeyeceğim şimdi. Darwin Nunez. Darwin verdi pasını. Jude Bellingham. Osman Bellingham. Bu arada Bellingham'ı da çok sevmiyorum arkadaşlar. Şu an bendeki kartını özellikle. Bu seviyedeki kartını ama hani onu da yine Real Madrid diye oynatıyoruz yani. Bıraktı Darwin. Darwin. Dönen top. Van Persie. Aslanım. Ah be kaleci be. Şaka mısın be. Normalde Vampyros daha sert vurur arkadaşlar. Neyse. Şimdi biz buna hep paslı başladık ya. Bu beklemeyecek tamam mı? Öndüre adam çekmeyi. Van Dyke çekti. Osman. Ah. Ulan var ya son dakikada çekti herif ya. Hemen adam yaklaştırmıyorum diye korktu muhtemelen. Osman. Osman. Vallahi yazamadı. Çok güzel idare ettik orayı ya. Yemin ediyorum var ya. Darwin. Kaptırdık topu. Hocam artı bir uzatmalardayız. Bitir. Bitir hoca. Arkadaşlar şaka gibi bu maç uzatmalara gitti ya. Ve ikinci yarısına gitti yani. Bilmiyorum. Hadi oğlum ya biz yaparız. Biz geri dönüşleri severiz. Lan resmen korktum başıma geldi. Herif 88'de var ya yalandan bir gol attı bize ya. Durdu durdu yani yalandan dedim o arkadaşlar. Durdu durdu. Hadi ya şansımıza. Karvali atmıştı. Şimdi ben onu Nunez'e indiririm. Nunez'e o topu indiririm ben. Hadi Nunez'im. O simene verirsin. Rodri var. Orada da şansa Rodri var. Hadi kardeşim eritme süreyi ya. Penaltıları bekliyor resmen herif ya. Süre eritiyor arkadaşlar. Allah'ım bu kadar kötü pas atılmaz ki. Bak orta açacak. Offside. Penaltılara gitmesin arkadaşlar. Penaltılarda yeniliyorum ya. Penaltılarda ben bir şekilde yeniliyorum. Nezindir. zindir? Karval lütfen yorulma artık. Verdin Osimen. Bıraktın Van Persie'ye. Van bıraktın Osimen'e. Adam yaslamış defansı geriye. İnanılmazsın kardeşim sen ya. Hadi 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 hadi. Hadi Rüdiger yıkılma lütfen. Kes topu. Şaka gibi gerçekten ya. Şaka gibi arkadaşlar ya. Bu adama yeni bak bir de emoji atıyor bana ya. Ben bu adam kaç defa tokatladım bilmiyorum. Maşa da bir şekilde golü bulamadık. Yenemedik. Herif var ya ya oyun bazen şey yapıyor arkadaşlar. Bazen o rüzgar veriyor yani rakibin arkasına. Bitirecek bu sefer de oyun oyunu. Evet bu heriften emoji edik ya. Ben bu herif kaç defa tokatladım. Videolarda da kaç defa tokatladım. Maçı maçın oyun bile oynayamadı. Tamamen arkadaşlar oyunun vermiş olduğu rüzgar etkisiyle yani bizi yendi. Bir bakalım kaçın şu an oyunda. Zaten istatistiklerinin kimin daha iyi oynadı belli. Görüyorsunuz Soluksuz oyun oynayan kişilerden bir tanesi arkadaşlar. Boş bir oyuncu. Kesinlikle boş ve leş bir oyuncu. Ee, neyse yapacak bir şey yok olsun. Biz en azından modric'i gösterdik. Normalde başka birisi olsa bu videoyu paylaşmaz arkadaşlar. Yenildiği videoları. Ben tabii ki ben de her insan gibi yeniliyorum. Bunu da paylaşabiliyorum. Sıkıntı yok. Hatalarımızdan ders çıkartıyoruz arkadaşlar. Ee, o yüzden hani paylaşabiliriz yani. Bence... Dediğim gibi ben orada ne yapacaktım arkadaşlar? Bulacaktım yani. Bulmuşken bulacaktım golü. Bakın arkadaşlar dayanıklılık 92 oldu şu an. Ee, başka hızlanma 84 oldu. Dribbling'i 93, pası 98, şut 85. Böyle güzel bir kart oldu. Biraz daha özelliklerden verelim. Dayanıklılığı biraz daha arttırırsam 90 dakika oynar arkadaşlar. Bana dayanıklılık lazım yani bu arada. Dayanıklılığı fullleyeceğim ben ya için biraz daha geliştirsem diğer özelliklerini de geliştiririm arkadaşlar. Evet. Dostlar video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınız derken başka total futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.